Bu aciz kardeşinizin kendisine dava adamı noktasında örnek olarak aldığı iki tane alim var. İstiyorum ki bu yüreğimdekini de size aksatayım. Onlardan bir tanesi, Allah kendisinden ebeden razı olsun, Hasan el-Benna'dır. Bir diğeri de bu toprakların yetiştirdiği çok büyük bir insan olan, gerçek bir dava adamı olan Bediüzzaman Said Nursi'dir. Bu iki rehberin gölgesinde yürümek ve onların hayatlarından bu manada ilham almak insana gerçekten çok şey kazandırıyor. Ben bu manada çok şey aldığımı, onlardan bu konuda çok istifade ettiğimi de burada söylemek durumundayım. İki tane bu iki büyük insandan dava adamlığı noktasında söz aktaracağım size. Bu sözleri de biraz üzerinde durarak, tefekkür ederek, neden böyle, niçin böyle, bir insan nasıl bunu söyler, nasıl böyle yapar, hayatlarını da biliyorsunuz az çok, ikisini de kıyaslayarak bir şekliyle anlamaya çalışın. Hasan el-Benna'nın şehit edildiği tarih 12 Şubat 1949. 1948'de İhvan-ı Müslim'in Mısır'da yasaklanıyor. Yasaklanmadan bir gün önce Hasan el-Benna kendisine inanan, gönül veren o dava erlerine, yani kardeşlerine, yani yol arkadaşlarına bir mektup yazıyor. O mektuptan birkaç yer okuyacağım. Mektubun tamamını değil, mektup daha sonradan yayınlandı. Biraz araştırırsanız internetten de ulaşacaksınız. Bakın, bir dava adamı kendisiyle beraber yürüyen kardeşlerine neler söylüyor. Değerli kardeşlerim, dünya bugün Rusya'nın komünizmiyle Amerika'nın demokrasisi arasında bocalamakta. İstikrar ve barışın tesisi için hangi yolu tutacağı konusunda şaşkınlık yaşamaktadır. Siz ellerinizde semanın vahyinin ilaç şişesini tutuyorsunuz. Dünya falancanın elindeymiş, filancanın elindeymiş, ne yazar? Sen elindekine bak. Dava adamı işte. Siz ellerinizde semanın vahyinin ilaç şişesini tutuyorsunuz. Bu hakikati apaçık ve güçlü bir şekilde haykırmak, insanlığı İslam'ın yoluna çağırmak boynunuzun borcudur. Devletimizin ve iktidarımızın olmaması bizim gücümüzden hiçbir şey kaybettirmez. Zira çağrılar gücünü kendinden alır. Allah senden ebeden razı olsun. Daha sonra Allah ne zaman diler ve takdir ederse o çağrıya destek vererek onu hayata geçirir. Var mı bir netice hesabı? Yok. Var mı karşılık? Yok. Var mı arkaya bakmak? Yok. Ülkeleri okyanustan okyanusa uzanan 400 milyon Müslüman, o zamanlar öyle, bir gaflet anından istifadeyle topraklarını işgal eden sömürgeciliğe asla boyun eğmeyecektir. Yeryüzünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen bir Müslümanın yaşadığı her karış toprağı İslam vatanı sayarız ve sömürgecilikten kurtularak hürriyetine kavuşması için çaba harcarız. Bu vatan doğuda Endonezya'dan batıda Kazablanka'ya kadar uzanır. Neresi Kazablanka? Fas, İspanya sınırları. Bu münasebetle size özellikle temizliği şiar edinmeyi tavsiye ediyorum. Bakın, hedef ne kadar büyük, adımlar ne kadar küçük. Dikkat buyurun, bir dava adamı konuşuyor. Hedef bu kadar büyük ama ne söyleyecek? İşi nereden başlatacak? Neyi gösterecek ve ne ihmal edildiği için o hedefe varılmadığı noktasında Hasan el-Benna konuşacak. Bu münasebetle size özellikle temizliği şiar edinmeyi tavsiye ediyorum. Özde, sözde, gönülde, düşüncede, eylemde, söylemde, yemede, içmede temizlik şiarımız olsun. Resulullah aleyhissalatü vesselam ümmetine temizlik ve zerafet noktasında
insanlar arasında hemen göze çarpan bir benek gibi olmayı tavsiye etmiştir. Efendimizin böyle bir hadisi var. Fıkıh kitaplarımız taharet bahsiyle başlar. Yine sahih bir hadisi şerifte cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı taharettir buyurulmuştur. Allah tevbe edenleri sever ve temizlenenleri sever buyuran Allah doğru söylemiştir. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, atıfeti de senin üzerine olsun ey güzel üstad.